Zeki geliyor muymuş? Nasıl? Biri geliyor da Zeki mi başkası mı onu bilmem. O ne demekmiş amcaoğlum? Telefonda densiz densiz konuştu, hiç anlamadım. Nesini anlamadın Tahsin abi? Adamın iki kardeşi birden öldü. Ne söylemesini bekliyordun ki? Bu Zeki Almanya'ya giderken kardeşlerinin başına her an her şeyin gelebileceğini bilmiyor muydu yani ha? Ben de kardeşimin başına neler geleceğini biliyorum da yüzleşmiyorum. Öyle düşünmek lazım Tahsin. Ne gelecekmiş benim başıma abi? Yüzleşmiyorum dedim ya. Behzat. Neredeymiş bu Zeki? Bir görüşmem var, bitince geleceğim dedi. Sen de ammallığından oldun Taslin ya. Adam geleceğim demiş, gelmeyeceğim dememiş ki. Hemen bana şikayet ediyorsun. Hayır yani Zeki'nin kardeşinin salak olduğunu bizim Musa bile biliyor. Kendileri mi bilmiyor? Gelince kendine sorarsın. Behzat Bey. Soracağım, soracağım. Kardeşleri gibi değilse soracağım. Baba bu Sivriler çok kalabalık bir aile demişti Musa abi. Evet. E bunların kardeşlerini öldüren de Çakır Beyliler olduğuna göre bunlar büyük intikam peşine düşmeyecekler mi? Onlar büyük olan neyse onun peşine düşerler oğlum. Paranın büyüğü neredeyse onun peşindeler. Büyük şan şöhret varsa onun peşine giderler. Eğer bunların ikisi de olmazsa o zaman intikam peşine düşerler. Fırsat bu fırsat. Bence abi Zeki'yi yatıştırıp işleri gerçekten ona bırakırsanız oturduğunuz masada herkesin güvenini kazanırsınız. Bu Zeki ola ki Ünal'ın karşısına çıkarsa o Nedim gibi boynunu eğmez, benden söylemez. Ya ayıptır sorması da. Bu Sivriler ben içerideyken ne zamandan beri masanın, yani bu ya da o herhangi bir masanın konusu oldu? Bu adamlara iş verirsin yaparlar. Bunlar taşeron değil mi? Biz niye bu adamlara patron muamelesi yapıyoruz, ben onu anlamıyorum. Sana diyor Ömür. Bana diyor da beni duymuyor abi. Hala bana çok kızgın. Yok, benim sana karşı bir şeyim yok. Çok tatlısın. Bazen. Ben tatlı almayacağım. Musa! Kahve yap bana.